Gönlümün enginlerinden gönül deryanıza merhaba sevgili dostlar. Genç adam evinin alt katında marangozluk yapıyordu. Kapı ve pencere konusunda uzmandı fakat plastik pencereler yaygınlaşınca ahşap olanlara rağbet azaldı. Bu yüzden de işler iyi gitmiyordu. Üstelik de çocukları büyümüş, biri hariç okula başlamıştı. Masrafları artınca yanındaki kalfasına yol verdi. İşte biraz daha erken koyulur yardımcıya ayırdığı parayı çocukların harçlığına katardı. Adam bir gün çalışırken elektrik kesildi ve uzun süre beklediği halde gelmedi. Aksi gibi o akşam üzeri teslim etmesi gereken birkaç tane pencere vardı. Boş kalmayı sevmezdi. Planyayı yağladı, talaşları süpürdü. Biraz dinlenmek için eve çıkarken sigortaya göz attı. Eğer yanılmıyorsa bu iş normal değildi. Biri gelip sigortayı kapatmış olmalıydı. Şalteri kaldırınca atölye aydınlandı. Tahminleri doğru çıkmıştı ama bu işe bir türlü anlam veremiyordu. Şaka dese böyle bir şaka olmazdı. Kendisini kıskanacak bir düşmanı da yoktu. İşe koyulduğunda yine aynı şey oldu. Bu sefer suçluyu görmüştü. Oğlu evden atölyeye bağlanan merdiveni sessizce inmiş ve sigortayı kapattığı sırada babasını karşısında bulmuştu. Adam 10 yaşına gelmiş bir çocuğun böyle bir haylazlığını affedemezdi. Bütün günü onun yüzünden mahvolmuştu. Bir kere yapmış olsa ses çıkarmayacaktı ama tekrarlaması hangi yönden bakılırsa bakılsın büyük bir hataydı. Saçlarından yakalayıp sıkı bir tokat attı. Her şey aslında onun iyiliği içindi. Belki vurduğu tokat serseri olmasını engellerdi. Adam oğlunun gözyaşlarını görmezlikten geldi ve eve çıktıktan sonra eşine dert yanarak ''Bu çocuğun okulda kimlerle düşüp kalktığını bilmemiz lazım.'' dedi. ''Eğer serbest bırakırsak başımıza büyük dert açacak.'' Adam bir süre düşündü, sonunda en kolay yolu buldu. Oğlunun hiç aksatmadan tuttuğu günlüğünde arkadaşlarına ait ipucu olmalıydı. Eşi istemese de ona kulak asmadı ve çocuğunun günlüğünü okumaya başladı. Oğlu en son sayfada ''Bu gece kötü bir rüya gördüm.'' diye yazmıştı. Atölyede çalışırken babamı elektrikler çarpıyordu. ''Allah'ım onu koru, ben elimden geleni yapacağım.'' Basça kalın.